Merhabalar arkadaşlar. Uygulamamız artık biraz şekle girdi. Şimdi bu derste haber bölümüne başlayacağız. Haber bölümünde biraz daha detaylı işlemler yapacağım. Yani bir kısım işlemleri tekrar etmiş olacağız. Aynı işlemleri yapmış olacağız ama biraz daha detaylı birkaç noktaya değineceğim. O yüzden önemli. Şimdi öncelikle şurada biraz düzenleme yapalım. Şurayı silelim. Gelip şunu... Şöyle silip import edelim. Şöyle yukarıdan şuna ihtiyacımız kalmadı. Buradan silelim bunu. Onun dışında şu an için burada yapacağımız bir şey yok. Bunu böyle kaydedelim. Bir de klasörler bölümünde şu kartlar diye bir şey oluşturduk. Şurada küçük kurucu kart var. Onu da götürüp o klasörün içine kaydedelim. Yeri bozulmasın. Ee, şurada hata vardı. Şuraya getirip kartlar yapalım artık bu şekilde e, yerini de göstermiş olduk. Yapacaklarım bu kadar. Hemen işlemler bölümünde e, haberlerimizi çekmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Bunun için e, yine slider şey şu e, kartları çekerken kullandığımıza benzer bir şey yapacağız. Fakat şu for döngüsünün içinde başka bir for döngüsü daha yapacağız. Şunun için şöyle site üzerinden göstereyim. Haberler bölümünde arkadaşlar Kategori diye bir şey var. çoğu burada dört tane haberimiz var. E, şunlar tek bir tane kategoriden. O yüzden problem yok ama burada iki kategori var ve ikisi birbirinden farklı. Bunların linki var. Bunların linki olmasa çok sorun değil. Bunu şöyle tekst olarak çekeriz. Oradan gösteririz. Fakat bunların her birinin farklı linki olduğu için alt kategorinin içinde bunları teker teker e, yakalamak ve işlemek gerekecek. Yani şimdiye kadar yaptıklarımızdan biraz daha detaylı bir işlem yapıyor olacağız. Şimdi hemen gelip e, bir tane desen oluşturmaya başlayalım. Haber deseni. Tüm haberleri öncelikle tabii ki yakalıyoruz. E şöyle tüm haberler diyelim. eşittir New. Regex diyorum ve şöyle kaynağı oluşturuyorum. Buradan gidip ben şimdi bütün haberleri yakalayacağım ama gelip e, haberlere bir bakalım neler var diye şöyle seçelim, gelelim herhangi bir tane habere. Şu, aslında şöyle komple buradan yakalamak gerekecek. O yüzden şurası yani. Şöyle title kısmı çok ihtiyacımız yok. Buradan Ule'nin içinde hepsi. Evet arkadaşlar. Ule'ler işimizi kolaylaştırıyor biraz. Şunu alabiliriz. Bu şekilde alıyorum burayı. Edit as html diyorum. Şu kısmı alıp getirip şuraya yapıştırıyorum. Ve hemen buraya bir tane değişken oluşturuyorum. Sonra ule'min bittiği yere geliyorum. Ule burada bitiyor. Şöyle getirip buraya yapıştırıyorum. Şu devamına şu yorum yazısını da yapıştırıyorum emin olmak için. Şöyle yapıştırdım. Şimdi bir eşleşen var mı yok mu diye kontrol edebiliriz. Şöyle hemen match diyelim. Eşleşen tüm haberler diyelim tüm haber diyelim. Hatta buna da tüm haber diyelim. Siz daha güzel isimler aklınıza geliyorsa aklınızda kalıcı olacak şekilde o şekilde de isimlendirebilirsiniz. Ne yaptığımızı bilin yeter. Tüm haber nokta first match diyeceğiz. Tek bir eşleşen var ve bu da veriler içinde. Bunu hemen şöyle bir print işlemiyle yakaladığımız var mı yok mu diye kontrol edelim. Eşleşen ee, haber eşleşen tüm haber nokta grup diyorum ve bir diyorum zaten bir tane var ee, olmazsa diye de şöyle olur da burası boş olursa diye aslında burası boş olursa zaten buradan hata verecek çünkü e, eşleşen olmayınca diyecek ki burası null sen null'un üstünde grup çalıştırıyorsun diyecek oysa benim şu an buraya koyduğum bu eğer null ise ee, işareti. Şunun içinde bir değer yoksa bunu oluştur demiş oluyorum. Yani şu an bu çok da doğru bir kullanım değil. O yüzden bunu buradan silip şöyle yukarıda buraya koyabilirim. Şöyle burası nullsa eğer şu null olursa yani herhangi bir meç oluşmazsa sen bir tane boş meç oluştur diyebiliriz aslında. Bir tane boş meç oluştur diyebiliriz. Gerçi bu klas olmadığı için şu an bu şekilde oluşturmuyor. Böyle kalsın. Yani buraya çok da müdahale etmeye gerek yok o zaman. Bu şekilde bırakıp e, deniyorum. Bakalım bir eşleşen var mı? Gelip şuna tıkladığım zaman burası zaten çalışıyor. Şöyle bekliyoruz. Bakalım debug bak konsolumuza bir şey düşecek mi? Evet arkadaşlar bir şeyler geldi. Iııı e, Evet, evet arkadaşlar bu haberlerimiz doğru bir şekilde e, yakalamayı başardık. Gayet güzel oldu. E, şimdi gelip onların içinden teker teker haberlerimizi yakalayacağız. Onun için yine bir e, for döngüsü oluşturacağız. Şununla işimiz kalmadı. Yeni bir tane, aynen burası gibi yapıyoruz arkadaşlar. Şu an kart desenini yakaladığımız gibi bir haber deseni bu sefer oluşturup bu şekilde oluşturacağız. Tabi yukarıda bir tane şey oluşturmayı unuttuk. Şurada daha haber desenlerini de oluşturmamışız. O yüzden şöyle bütün haberlerimizi bir teker teker yakalayıp yazdıralım. Bu dersi sonlandıralım. Sonraki derste haberlerimiz için bir tane model ve widget oluşturalım. Şimdi bir tane daha Regex oluşturup haber deseni diyoruz. Haber deseni. Eşittir. New. Regex diyorum ve şöyle bırakıyorum. Gelip bakıyoruz hemen. Şöyle her bir tane haber burada zaten var. Şöyle edit'e seçtiyemel diyorum ve e, tümünü almam gerekiyor. Şöyle komple. Ama e, birçoğunu zaten sileceğiz. Şimdilik buradan tümünü alıyoruz ama birçoğunu Zaten sileceğiz dediğim gibi. Şöyle getirip yapıştırıyorum buraya. Bir önceki derste de böyle bir karışıklık olmuştu ama önemli değil. Biz yine resimden başlayabiliriz. Nerede bizim resim? Ee, resim burada. Çünkü resmin sonrasında zaten haber başlığı bölümünde link zaten var. O yüzden resme kadar ki kısım e, gereksiz. Şöyle şuradan alıyorum. Şuraya kadar getiriyorum resme kadar olan kısım boş. Şuraya bir tane değişken koyuyorum. Resimlerin boyutu birbirinden farklı olabilir diye. Şöyle koyduk. Sonra bir tane bundan aynısından bir tane de SRC içine koyuyoruz. Şöyle geldik. Sonrasında şöyle class'tan ta sona kadar yine image içini de Komple baya baya bilgi varmış burada. Şöyle siliyorum. Ee, şöyle sildim. Desenimi yapıştırıyorum buraya. Şöyle desenimi oluşturdum burada. Ee, sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Burada ta şeye kadar yine ihtiyacım yok. Haber başlığının olduğu yere kadar. Şuraya kadara ihtiyacım yok diyorum. Ve uygulayacağım. E, Orayı şöyle A kalsın. Şöyle siliyorum. Şu A biraz ayırt edici bir şey olsun diye kalsın orada dedim. Çok da bir şey yok. Mantığı yok yani. Siledebilirsiniz. Ee, şöyle buraya bir şey koymamıza gerek var mı? Tabii ki var. Çünkü oradan bir şeyler sildik desen karşılaşmaz. Eğer onu yapmazsak. Şimdi gelip şurada harfin içine bir tane daha değişken koyarak artık haberimizin linki bu. Şurası haberimizin linki. Ee, bunun için bir tane şey oluşturuyoruz. Şöyle. İki tane oldu. Bunun için de bir tane değişken oluşturduk. Başlığımız için de bir tane değişken oluşturuyoruz. Şöyle. Ee, bir de ne lazım? Bir tarih için de yakalayacağız. Biz sadece başlık değil. Şimdi gelip şöyle tarih kısmını yakalayabilir Tarihten önce şey mi var? Önce tarih var. Hemen sonrası yani başlıktan hemen sonra tarihi yakalıyoruz. Şöyle getirelim bunu. Bunları şöyle tek satır halinde. Şurada zaten 3 tane kaldı. Onları da getirip tek satır yapabiliriz. Tek satır haline getirirsek en azından şu hatadan kurtulmuş oluruz, biraz daha kolay çalışırız. Şöyle getirdim. Nereye kadar geldik? Şuraya kadar geldik. Başlığımızı yakalayacak yere kadar geldik. Şimdi bu e, H2'den sonraki kısma şöyle zamanın olduğu yere kadar gidip şey koyalım. Şöyle zaman burada. Şuraya bir tane değişkenimizi yerleştirdik. Şurada tarih yakaladığımız yer var. Buraya da ıı, yine hatta şöyle komple buraya koyalım. Çünkü bana lazım olan tarih formatı şu. Bu şekilde tarihi de aldım. Sonra gelip ıı, şu hemen spamdan sonra Şöyle bakıyorum buraya kadar. Kategoriler bölümü benim için son derece önemli. Dediğim gibi şöyle kategori kısmını çünkü burası bir tane gelmeyebiliyor. Yani şu A birden fazla olabiliyor. O yüzden kategori kısmını şöyle kategori tak bölümüne kadar şöyle A'ya kadar alıyorum. Bu şekilde aldım. Sonra şu kısma sonrasında da bayağı bir şeyler varmış. Şöyle gelip şuradan itibarenini belli bir yere kadar yine keselim. Li'ye kadar keselim arkadaşlar. Şöyle kestim buraya kadar. Bu şekilde bir desen oluşturmuş olduk. Şimdi haberlerimize bir bakalım. Haberlerimizde neler var? Ee, resim var, başlık var, tarih var, bir de kategori var. Muhtemelen hepsini biz burada e, şu an yakaladık. En azından bir eşleşme var mı yok mu diye bir başlığı falan yazdırmaya çalışalım burada. Geliyorum aşağıya. Şöyle bir match oluşturuyorum hemen. Eşleşen haberler diyelim ve e, burada haber deseni. Nokta all match diyeceğiz tümünü. Ee, bu sefer eşleşen tüm haber olacak veriler içinde aramıyoruz. Eşleşen tüm haber. Burada ee, ne yaptık? Eşleşen tüm haber ha? Eşleşen tüm haber string olmadığı için öyle oluyor arkadaşlar. Onu bir tane string yapalım ona. String Tüm haber diyelim buna ee, eşittir eşleşen tüm haber nokta grup nokta bir burası tüm haberdi zaten şöyle oluşturduk tüm haber var diyor ha şurada zaten oluşturmuşuz string tüm haber diyelim string tüm haber bu gidip string tüm haberin içinde bunu arayacağız. Şöyle, e, burada şimdi for diyelim ve match oluşturalım, haber diyelim, in eşleşen haberler ve print diyelim burada, print haber nokta grup diyelim ve başlığı yazdırmak istiyoruz. O yüzden başlığı şuradan arayabiliriz. Birinci, iki. 3, ee, 4, şu h'nin içindeydi başlık, 5, 6, altı. şu altıncısı olması lazım. Altıncı haber olacak. Şöyle e, tekrardan çalıştırıyorum. Şu konsolu temizliyorum. Şöyle biraz daha büyüteyim. Gelip tekrardan yeniliyorum arkadaşlar. Bakalım haberlerimiz gelecek mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, haberlerimiz geldi. Şurada bir yazım şeyi var onu da düzeltiriz unutmazsak. E, bu dersimiz bu kadar olsun arkadaşlar çok da uzamasın. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.